Benim umudum sizlersiniz. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar. Bir diktatörden bu ülkeyi kurtaracağız. Bugün 3 Nisan. 88 yıl önce. 88 yıl önce kadınların belediye başkanları seçilmesiyle ilgili yasa ilk kez çıktı. İlk kez. Ve Artvin Kılıçkaya beldesine Saniye Ardahan diye bir kadın kardeşimiz belediye başkanı oldu. Aramızda tabii çok sayıda kadın kardeşimiz var. Emin olun buradan olağanüstü güzel bir çiçek tarlası gibisiniz. Son derece güzel. Kadınların gücünü ilk kez ve net adalet yürüyüşünde gördüm. Maltepe'de milyonların buluştuğu yerde o milyonların en az yarısı kadındı. En az yarısı. Ve dedim ki nasıl cumhuriyet bir kadın devrimi ise o cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak olan 2019 devriminin sahipleri de kadınlar olacaktır. Ben bunu söylediğim zaman sarayda oturan zatın uykusu kaçıyor, ben biliyorum. Seni uykusuz bırakacağım, uykusuz. Garibanı görünce esersin. Yurt dışına üfürürsün. Ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Sende o yürek yok, o yürek. Dünya kadar televizyonum var. Dünya kadar gazetelerim var. Çık karşıma, çık Recep Bey. Çık karşıma. Ve Ankara'dan, affedersiniz, Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen 3 kardeşimiz var. Aramızdalar onlar. Hülya Kurt, Dilek Taş, Nursel Karagöz. Onlara şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar kötülüğe karşı iyilik için yürüdüler. İyilik için, ülkenin iyiliği için, bizim iyiliğimiz için, doğanın iyiliği için, evlatlarının iyiliği için, iyi birer evlat yetiştirmek için onlar Çanakkale'den Ankara'ya yürüdüler. Onların bu kutlu yürüyüşünü ve aramızda olmalarını Cumhuriyet Halk Partisi olarak gurur ve onur kabul ediyoruz. Hoş geldiniz. Hakkı, hukuku ve adaleti, hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye kadınlar getirecek. Bu ülkeye getirecek kadınlar. Kadın erkek eşitliğini savunanlar, kadın erkek eşitliğini savunanlar yine sizler olacaksınız. Hayatın her alanında kadınlar mücadele edecek. Hayatın her alanında kadınlar olacak. Ve kadınlar çağdaş Türkiye'nin inşasını sağlayacaklar. Bundan %100 eminim. O konuya birazdan geleceğim. O konuya birazdan geleceğim. Önce Ozat'ı sahneye çıkaracağım ben. Ozat'ı çıkaracağım.
Bütün dünya görsün diye çıkaracağım onu. Bütün dünya görsün diye. Efendim Ülkü Tamer. Ülkü Tamer. Yaşayan en büyük şairlerimizden birisiydi. Hayatını kaybetti önceki gün. Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun benim için güneş topla Zülfü Livaneli'nin seslendirdiği şiiri ve türküyü hiç unutmayacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine. Kadınları çoğunlukta burada biliyorum. Taşeron işçileriyle ilgili beklediğimiz, amaçladığımız tablo gerçekleşmedi. Taşeron işçilerini ilk kez 2,5 yıl önce dile getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi. İlk kez o partinin genel başkanı taşeron işçilere sahip çıktı. Kölelik düzenine sahip çıktı. Kadınıyla ve erkeğiyle taşeron işçi hakkını, hukukunu ve adaletini istiyordu. Hakkına, hukukuna ve adaletine sahip çıktık. 2,5 yıl sonra başta sarayda oturan zat, orayı işgal eden zat, sonra yakın çevresi ya taşeron işçilere kadro verelim yoksa bunlar bizi sandığa gömecekler dedim. Sözde kadro verdiler. Neyle? Kanun hükmünde kararnameyle. Ama binlerce kişiye kadro vermediler. Binlerce kişiye. Bakın 26 kamu iktisadi teşebbüsü, 26 özel bütçeli kuruluş ve buralarda çalışan 70 bin işçi, binlerce ihale şartına takılan taşeron işçi kadro alamadı. Burada bütün kadın kardeşlerimin önünde söz veriyorum. Halkın iktidarında kim olursa olsun, siyasi düşüncesi ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun bütün taşeron işçilerine kadro vereceğim. Söz. Bakana yemek götüren garsona kadro vermediler. Bakana yemek götüren garsona. Arabaya kadro verdiler. O arabayı kullanan şoföre kadro vermediler. Bu rezilliğe kim son verecek? Kadınların gücüyle Halk Partisi, Halkın Partisi son verecek. Efendim, otizmli çocuklar var aramızda. Sayıları son derece sınırlı. Kalabalık bir ortam olduğu için onları yeteri kadar göremiyorsunuz. Ama onlara da sahip çıkmamız lazım. Onların eğitilmesi lazım. Onların sorunlarıyla ilgilenmemiz lazım. O çocukların eğitimi çok ama çok önemlidir. Değerli arkadaşlarım, 2016'da otizmli çocuklarla ilgili bir eylem planı hazırlandı. Ama bugüne kadar tek cümle bile kurulmadı. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve bizim belediyelerimiz olarak bütün otizmli çocuklara sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Onların haklarını sonuna kadar savunacağız. Hep söyledim. Tek adam rejimini yıkacağız. Sonlandıracağız değil, yıkacağız. Tek adam rejimini. Dikta yönetimini ve diktatörü oradan alacağız. Alaşağı yapacağız. En büyük korkuları kadınlar, bu ülkenin kadınları. En büyük korkuları. O nedenle diyorlar ki kadınlar evde otursun. Kadınlar yeri geldiğinde evde oturacak, yeri geldiğinde hakkını aramak için caddeye de, sokağa da inecek. Her kadın evladının, çocuklarının, ailesinin en iyi ülkede yaşamasını ister. Türkiye'nin güzel bir ülke olmasını ister. Türkiye'de hak, hukuk ve adalet olsun ister. O nedenle kadınlara güveniyorum. Bu ülkenin kadınlarına güveniyorum. Çünkü bu ülkenin kadınları demokrasi istiyor. Bu ülkenin kadınları eşitlik istiyor.
Bu ülkenin kadınları daha fazla söz hakkı istiyor. Bu ülkenin kadınları daha fazla milletvekili olmak istiyor. Bu ülkenin kadınları daha fazla belediye başkanı olmak istiyor. Bu ülkenin kadınları Türkiye'nin yönetiminde söz hakkı istiyor. Her kadın, her kadın, unutmayın, her kadın bir kuvayi milliyecidir. Her kadın bir kuvayi milliyecidir. Her kadın bir yurtseverdir, vatanseverdir. Şimdi ben size kuvayi milliyeci kadınlarımızdan bazılarının isimlerini okuyacağım. Siz lütfen hep beraber ben ismi okuyunca burada diyeceksiniz. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Kara Fatma. Burada. Onbaşı Halide Edip adı var. Burada. Şerife Bacı. Burada. Çete Emir Ayşe. Burada. Gördesli Makbule. Burada. Tayyar Rahmiye. Burada. Havva ve Zehra Hanım. Burada. Nezahat Onbaşı. Burada. Tarsuslu Adile Hala. Onbaşı Kara Fatma. Burada. Ayşe Hatun. Burada. Kılavuz Hatice. Burada. Süreyya Sülün Hanım. Burada. Halime Çavuş. Burada. Satı Çırpan. Burada. Yörük Emire Kız. Burada. Antepli Yirik Fatma. Burada. Ben size güveniyorum. Siz buradaysanız bu ülkenin belini kimse bükemez, elini kimse bükemez. Sıdıka Avar. Burada. Türkan Saylan. Burada. Türkan Saylanlar, Sıdıka Avarlar hep yaşayacaktır. Hep yaşayacaktır. Siz birer kuvayi milliyecisiniz. Bu ülkenin kadınları birer kuvayi milliyecidir. Bu ülkenin kadınları bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyor. Bu ülkenin kadınları çağdaş bir devlet olsun istiyor. Bu ülkenin kadınları çocukları en iyi okullarda okusun istiyor. Bu ülkenin kadınları özgürlük istiyor, rahat bir hayat istiyor. Bu ülkenin kadınları bağımsız Türkiye istiyor. Bu ülkenin kadınları fesli kadirleri istemiyor. Deli kadirleri istemiyor. Keşke Yunanlar galip gelseydi diyor. Fesli Kadir. Ve onu ziyarete gidenler. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edip Fesli Kadir'e önünde diz çökenler. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edeceksin. Keşke Milli Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlar galip geldi, gelseydi diyen adama gideceksin. Önünde el pençe duracaksın. Sen vatan hainisin. Ben size Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 21 Mart 1923'te kadınlar için söylediğini okuyacağım. Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez diyor Gazi Mustafa Kemal. Yine devam ediyor. 1923'te Çift Süren, tarlayı eken, ormandan odunu keresteyi getiren, mahsulatı pazara götürerek paraya çeviren, aile ocaklarının dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber sırtıyla, kanısıyla, kucağındaki yavrusuyla yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip cephenin mühimmatını taşıyan hep onlar, hep o ulvi, o fedakar, o ilahi Anadolu kadınları olmuştur. Evet, öyle olmuştur. Anadolu kadını başka kadınlara benzemez.
Anadolu kadını tuttuğunu koparır. Anadolu kadını diyor ki bağımsız Türkiye istiyorum. Diyor ki hak, hukuk ve adalet istiyorum. Diyor ki ve bir şeye güveniyorum. Eğer kadın hakkı, hukuku ve adaleti istiyorsa %100 bu topraklara hak, hukuk ve adalet gelecektir. Siz yürekli kadınlar, bu ülkenin kadınları, Anadolu kadınları, siz hak, hukuk ve adalet dedikçe sarayda oturan zatın koltuğunda rahat oturmadığını ben de biliyorum. Nereden çıktı bu dediğini ben de biliyorum. Ona rahat uyku uyutmayacağız. Uyutmayacağız. O sarayında oturacak, sarayında oturacak ama dilini diyeceğiz ki bir dakika konuşmayacaksın. Kimseye hakaret etmeyeceksin. Kimseye baskı uygulamayacaksın. Kadın erkek eşitliğini sağlayacaksın. Bu ülkenin kadınına sonuna kadar güveneceksin. Güvendin, güvendin. Güvenmedin, seni oradan aşağıya bu ülkenin kadınları indirecek. O hal var bizim ülkemizde. O hal var. Yani olağanüstü hal var. Kimse konuşmasın. Kimse konuşmasın. Kimse bir şey söylemesin. O hal var, istediğimi hapse atırırım diyor. Bir mağdur hikayesi anlatacağım size. Doktor Hasan Orhan Çetin. Doktor Hasan Orhan Çetin. Gencecik bir hekim kardeşimizdi. Katipçelebi Üniversitesi'nde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde biyokimya ana bilim dalında asistandı. Kendisini FETÖ soruşturması dolayısıyla açığa aldılar. Onuruna yediremedi, gururuna yediremedi. 10. kattan atlayarak intihar etti. Bakın değerli arkadaşlar, daha sonra ne oldu? Daha sonra ne oldu? Olay araştırıldı. Davanın savcısı dedi ki Hasan Orhan Çetin dedi ki Hasan Orhan Çetin'le ilgili hiçbir delil yok. Bu boşu boşuna yatıyor. Ama o intihar etmişti ve ölümü tercih etmişti, onuruna yedirememişti. Şöyle diyor, şüpheli Hasan Orhan Çetin'in şu numaralı telefon hattında Baylok programını kullandığı tespit edildiği, daha sonra güncellenmiş Baylok listesinde yapılan sorgulamada Baylok programının kullanılmadığı tespit edildiğinden beraatine. İyi de adam öldü. Adam öldü. Bir doktor öldü. Bir ailenin geleceği yok oldu. Buradan sesleniyorum. Sarayda oturan zata sesleniyorum. Sen adaletsizliğin timsalisin. Sen yolsuzlukların timsalisin. Sen ülkeyi değil cebini düşünensin sen. Onur Hamzoğlu, bir doktor, Kocaeli Üniversitesi'nde bir doktor, bir profesör, Dilovası'nda kanser olaylarını araştıran ve bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onun yaptığı tespitlerden sonra bir araştırma önergesi kabul edilen kişidir. Bu kişi bu ülkede barış olsun, bu ülkede huzur olsun, bu ülkede birlikte yaşayalım dediği için üniversiteden atıldı. Sonra hapse atıldı. Şimdi hapiste değerli arkadaşlarım. Bir an önce bu hocamızın da bu profesörün de serbest bırakılmasını isteriz. Ben bunları söyledikçe diyorlar ki ey Kılıçdaroğlu sen FETÖ'cüleri savunuyorsun. Ben insan haklarını savunuyorum, insan haklarını. Ben demokrasiyi savunuyorum. Ben düşünce özgürlüğünü savunuyorum. Ben kadın erkek eşitliğini savunuyorum. Ben
Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Bunu savunuyorum. Ben bu ülkede yoksulluğun kökü kazınsın. Her ailede huzur, her evde bereket olsun. Ben bunu savunuyorum. Ama sen bunları anlayamazsın. Neden? Çünkü sen milletten koptun, halktan koptun. Sen badem sütüyle besleniyorsun, biz kuru ekmekle besleniyoruz. Birazdan o badem sütüne de gelecek. İsrail, önemli, önemli bir olay. İsrail, her zaman, her yerde, her ortamda. Cumhuriyet Halk Partisi Filistin halkının yanında olmuştur. Bölgede barışı istemiştir. İsrail ile Filistin arasında barış olsun demiştir. Filistinlilerin haklarını sonuna kadar savunmuştur. Gencecik 23-24 yaşında evlatlarımız Filistin Kurtuluş Örgütü'ne katılmış ve Filistinlilerle birlikte savaşmıştır. O çocuklarımızın mezarları şimdi Filistin'dedir. Onları rahmetle anıyoruz. Saygıyla anıyoruz onları. Filistinlerin toprak günüydü. 42. yılı. Eylem yaptılar. Genç, yaşlı, kadın, erkek. Hak arıyorlar. Kendi topraklarında hak arıyorlar. Kendi topraklarını istiyorlar. Sürüldükleri toprakları istiyorlar. Ama İsrail askerleri acımasızca bunları gerçek kurşunlarla taradı. Gerçek kurşunlar. 18 Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Yüzlerce yaralı var. Erdoğan kalktı konuşuyor. Konuşuyor. Ya arkadaş sen Mavi Marmara'da Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını 20 milyon dolara satmadın mı? Satmadın mı? Sen kalktın İsrail terör devletidir dedin. Sonra gittin İsrail'in önünde diz çöktün. El pençe divan durdun. Ben ettim siz etmeyin demedin mi? Dedin. Şimdi gene iç politika malzemesi yapıyor. Efendim İsrail şöyledir böyledir. 9 kişinin kanı yerdedir. 9 kişinin. 9 kişi Mavi Marmara'da uluslararası sularda hayatını kaybetti. Onların hakkını savunan tek bir lider vardır. Tek bir parti vardır. Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi. Bunların politikası şu. İsrail'e haber gönderiyorlar. Ya böyle olay oldu ha. Biz biraz bağırıp çağıracağız, siz idare edin. Trump'a haber gönderiyorlar. Ya biz biraz bağırıp çağıracağız ama siz idare edin. Biz bunu bilmeyiz. Biz mazlumun yanındayız. Biz haklının yanındayız. Kim haksızlığa uğramışsa onun ne görüşüne bakarız, ne kimliğine bakarız, ne inancına bakarız. İnsansa Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Ne diyordu? Mavi Marmara'dan sonra ne diyordu? 3 tane şartım var diyordu. 3 tane şartım. İsrail özür dilemeli. Diledi mi? Ama bu gitti Putin'e özür diledi. Mektup gönderdi. Yalvardı yakardı. Uçağını düşürdüm. Ben ettim sen etme. Özür dile. Hay hay dedi. Resmi kağıdı aldı. Özür diledi ve gönderdi. Ama sen İsrail'den tek sayfalık özür mektubu bile alamadın. Yuttun. Yutturdular sana. Sonra öldürülenler için tazminat istiyorum dedi. Verdiler mi? Dedi ben İsrail tazminat falan vermem. Bir tane hesap açın, bir vakıf hesabı. Ben oraya bağış yapacağım. Siz parayı kime verirseniz verin. Ben tazminat ödemem dedi. Gittiler bir vakıf hesabı açtılar. İsrail 20 milyon dolar para oraya bağış olarak yatırdı. Bağış olarak. 3. Diyordu ki Gazze ablukası kalkmadan asla barış olmaz. Abluka kalktı mı? Ben bu Erdoğan'ı tanımaz mıyım? Ben bu adamı bilmez miyim? Bir adamın, bu lafı iyi dinleyin.
bir adamın ağzında yalan yuva yapmışsa o adamın bu memlekete faydası yoktur. Yine bir daha söyleyeyim. Duysun diye söylüyorum. Yanına istiyorsa doktorunu da alsın. Bir adamın ağzında yalan yuva yapmışsa o adamın bu memlekete faydası yoktur. Bu memlekete faydası yoktur. Şu ekonominin haline bakın. En büyük acıyı kadınlar çekiyor. En büyük acıyı. Ya evde tencere kaynayacak mı? Çocuklar okula gidiyor, harçlık verecek miyiz? Bu dünyanın masrafı var. Bu masrafı nereden bulacağız? Kızı oğlu üniversiteyi bitirdi, işsiz. Nerede bu çocuklara iş bulacağız diye. Bütün bu acıları yaşayan bu ülkenin kadınlarıdır. O nedenle diyorum ki kadınlar 2019'da bu darbeciyi, bu diktatörü indirecek, gerçek anlamda demokrasiyi bu ülkeye getirecek. Gerçek anlamda. Türkiye zengin bir ülke. Olağanüstü güzel bir coğrafyası var. 7 iklim var burada. Ya saman ithal ediyoruz. Samanın fiyatı %72 arttı. Korunga %67 arttı. Yoncanın fiyatı %32 arttı. Yemde dış bağımlılığımız %50'ye yakın. Yemde. Ya bu ülkede tarla mı yok? Arazi mi yok? Çiftçi mi yok? Her şey var. Siyasi irade 80 milyonun beslenmesini dışarıya ihale ediyor. Diyor ya ben gayrimilliyim diyor. Vallahi de billahi de sen gayrimillisin. Ne yerlisin ne millisin. Sen gayrimillisin. Bakın Şubat 2017'den Şubat 2018'e bir yılda buğday fiyatındaki artış %2. Samanda artış %72. Mısır fiyatında artış %9. Korunga'da artış %67. Kırmızı mercimek, taze fasulye, karnabahar, lahanada fiyatlar düşmüş ama yonca'da fiyat %32 artmış. Diyorum ya, vallahi de billahi de bunların yatacak yeri yok. Bunlar sadece ve sadece ceplerini düşünüyorlar. Çiftçi kardeşlerim beni dinlesinler. Çiftçi kardeşlerim. Şubat 2018 itibariyle yani Şubat ayı itibariyle tarım kredi borcu olan çiftçilerimizin borç miktarı 2 milyar 464 milyon lira. Eski parayla 2 katrilyon 464 milyar lira. Çiftçinin bu kadar borcu var. 2 Trakya büyüklüğünde alanı çiftçi ekemiyor. Çünkü zarar ediyor. Ekerse zarar edecek. Biz ne istiyoruz? Hakça üretecek, hakça bölüşeceğiz. Herkes üretecek, hakça bölüşecek. Hiç kimse, hiçbir aile aç ve açıkta kalmayacak. Herkesin işi, herkesin gücü olacak. Herkes evine akşam huzur içinde dönecek. Her evde bereket, her mutfakta bereket, her evde huzur olacak. Bunu savunuyoruz. Bakın bir örnek vereyim. Son beş günde icra dairelerindeki dosya artışı. 26 Mart'ta 16.881 icra dosyası geldi. Yeni. 27 Mart'ta 16.394 dosya. 28 Mart'ta 20.576 dosya. 29 Mart'ta 15.706 dosya. 30 Mart'ta 13.822 dosya. Bütün Türkiye'de icra dairelerindeki dosya sayısı 26 milyonu aştı. 26 milyonu. Kimin dosyası bunlar? Sarayda oturan zatın dosyası mı? Onun çocuklarının dosyası mı? Eniştesinin dosyası mı? Bilal'in dosyası mı? Kimin dosyası? Fakir, fukara, garibin dosyası. Esnafın dosyası. Çiftçinin dosyası. Kapıda traktör var, tarla var. Hem traktör hem tarla bankanın ipoteğinde.
aslında ne traktörün ne de toprağın sahibi. Bütün bunları hepimiz biliyoruz ve bunun mücadelesini vermek zorundayız. Efendim Erdoğan diyor ki, efendim diyor bu ülkenin en büyük belası faizdir diyor. E doğru diyor. Bir defa bu faiz belasından Türkiye'yi faizi aşağı indirmek suretiyle enflasyondan kurtaracağız. 15 yıldır kurtaramamış, bundan sonra kurtaracağız. Sen gideceksin oraya aklı başında cebini değil vatandaşı düşünen gelecek, faizi alaşağı edecek. Efendim diyor ki ekonomide her kötülüğün anası faizdir. Doğru. Her kötülüğün anası faizdir. Ama onun babasının adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ben bilmez miyim? Bilirim. Yakayı kaptırmış kurtaramıyor. Kime? Faizcilere kaptırmış. Efendim faiz düşsün. E düşür. Sanki ben ülkeyi yönetiyorum. O bağırıyor niye faizi düşürmüyorsun? E sen yönetiyorsun. Çekil koltuğundan. İzzet-i ikbal ile çekil. Bak bakalım faiz nasıl düşüyor. Göreceksin o zaman. Yine güzel şeyler söylüyor tabii. Faiz zengini daha zengin yapar. Günaydın beyefendi. E sen dünyanın faizini alıyorsun. Bankalardaki paralar faizsiz mi yatıyor? Benim param değil onun parası. Fakiri daha fakir yapar. Günaydın. 17 milyon fakirimiz var daha yeni uyanmış. Bunu böyle bilmemiz lazım. E yeni mi öğrendin 15 seneden sonra? Devam ediyor. Bunun da lobisi neresidir? Finans kuruluşlarıdır. E kim yönetiyor onu? E sen yönetiyorsun. Devlet değil hükümet. Bunlar yönetiyorlar. Yine devam ediyor. Açık söylüyorum. Devletin bankaları da bu işin içindedir. Günaydın Recep Bey. Günaydın. Günaydın Recep Bey. Demek ki uyanmaya başladın. Kendisine söyledim. Ya arkadaş faiz ödüyorsun. Ne kadar? Söyleyeyim. 15 yılda dışarıya bir avuç tefeci ödedikleri faiz 150 milyar dolar. 150 milyar dolar faiz ödediler. Dışarıya. Bir de içeride ödedikleri faiz var. Devlet tahvili, hazine bonosu borçlanıyor hükümet ve ona da faiz ödüyorlar. Ne kadar? 675 milyar lira. 675 milyar lira. Dedim ki sen faizi indirmek mi istiyorsun? Çok basit. İbrahim Kaboğlu'nu hemen atıyorsun üniversiteden bir kanun hükmünde kararnameyle. Ömer Gergerlioğlu'nun emekli ikramiyesini bile vermiyorsun bir kanun hükmünde kararnameyle. E çıkar bir kanun hükmünde kararname, de ki faizi sıfırladım. Ben de geleyim seni tebrik edeyim. Yapar mı? Yapar mı? Yapar mı? Yapamaz çünkü tefecilere teslim olmuş vaziyette. Tefecilere izin vermezler. Söylüyorum. Eğer sen faizden şikayet ediyorsan faizi indiremedin. Oradan çıkacaksın kardeşim. İneceksin aşağı. Faiz nasıl inermiş? Hem sana hem dünyaya göstereceğiz. Nedir? Bunun sırrı üreteceğiz. Kazanacağız. Hakça paylaşacağız. Hadi diyelim ki özel bankalara gücün yetmiyor. E devlet bankaları için kanun hükmünde kararname çıkar. De ki bunların faizi sıfırdır de. Herkes rahatlasın. Esnafın dünya kadar faiz borcu var. E sıfırla de bu faiz borçlarını. Yandaşın borcunu sıfırlarsın. Vergisini sıfırlarsın. Cezasını sıfırlarsın. Esnafa gelince çeksin dersin. Cezayı çeksin dersin. Sürünsün biraz daha dersin. Sözüm söz esnaf kardeşime. Sözüm söz. Seni bütün o belalardan kurtaracağım. O faizden de kurtaracağım. Borcundan da kurtaracağım seni. Bu diktatör bozuntusuna bir öneri daha yapalım. Efendim ikide bir diyor ki her işveren bir işçi alırsa işsizlik sorunu çözülür. Kimse almıyor. E çıkar bir kanun hükmünde kararname. Her işveren bir işçi alacak. Manadasında şirketi olanlar 5 işçi alacak. E çıkar. (Gülüyor)
Az önce çiftçilerden bahsettim. Eğer çiftçi üretmezse istihdam olmaz. Fabrika üretmezse istihdam olmaz. Elin parasıyla büyüme olmaz. Elin parasıyla kalkınma olmaz. Bir gün gelir senden parayı ister. Düşünün. Gittin birisinden borç aldın. Evine buzdolabı aldın. Çamaşır makinesi aldın. Bulaşık makinesi aldın. Efendim ne ihtiyacın varsa hepsini aldın. Ama çalışmıyorsun. Ama üretmiyorsun. Adam bir gün geliyor diyor ki kardeşim paranı öde. Nasıl ödeyeceğiz? Ödeyemiyorum. O zaman tefeciye mahkum oluyorsun. Yüksek faiz veriyorsun. Borç alıp borcu kapatmak istiyorsun. Bu tefeci ekonomisini yıkmak benim borcudur. Yıkacak. Bak bile bile bunları yapıyorlar. Bilerek yapıyorlar. Çünkü 80 milyonu kim besleyecek? 80 milyonu. Hollanda bekliyor. Fransa bekliyor. Almanya bekliyor. İngiltere bekliyor. Siz üretmeyin. Siz çalışmayın. Ne gerek var siz bunları yapıyorsunuz? Bizden satın alın diyorlar. Samanı bizden al. Nohutu bizden al. Eti bizden al. Canlı hayvanı bizden al. Mercimeği bizden al. Nohut onu da bizden al. Ne gerek var siz üretiyorsunuz? Ben size daha ucuzuna vereceğim diyor. Ve böylece biz kendi ülkemizin işsizine değil o ülkelerin işsizlerine katkıda bulunuyoruz. Ve o ülkenin işsizleri çalışıyor, bizimkiler de evde oturuyor. Bunu yıkacağız. Bir sözüm de tır ve kamyon şoförlerine. Geçen birisi diyor ki hiç kimse bizim derdimizle ilgilenmiyor. Bizim sahibimiz yok diyorlar. Bütün şoför kardeşlerime sesleniyorum. Bütün şoför kardeşlerime ve onların ailelerine sesleniyorum. Senin derdini bu mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmelerinde bakanın, bakanların, başbakanın ve bütün muhalefet partisi genel başkanlarının olduğu ortamda senin derdini dile getiren tek kişinin adı Kılıçdaroğlu, o partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sen ama şoför kardeşim, beni iyi dinle. Sen ama senin gibi yaşayana değil, senin hakkını koruyana değil, sarayda oturup badem sütü içene oy verdin sen. Bir daha aklını başına al, senin çıkarlarını savunan, ülkenin çıkarlarını savunan, senin ailenin hakkını, hukukunu koruyan partiye gel kardeşim. Bak adı var. Adı ne? Halk Partisi. Halkın partisi. Şoförün partisi. Esnafın partisi. Çiftçinin partisi. Emeklinin partisi. Sanayicinin partisi. Kadının partisi. Erkeğin partisi. Yani Türkiye'nin partisi. Bakın bu diktatör bozuntusu Giresun'a gidiyor. Orduya gidiyor. Giresun ordu deyince akla ne gelir? Fındık gelir. Ya arkadaş sen gitmişsin Giresun'a. Sen gitmişsin orduya. Ya ağzından bari bir tek fındık lafı çıksın ya. Bir tek cümle, bir tek kelime fındıkla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Söyleyemez. Söyleyemez. Neden? Fındığı da yabancılara teslim etmek üzere yola çıktılar. Bütün o fındık üreticileri bir süre sonra yabancı şirketlerin yanında işçi olarak çalışacaklar. Buna karşı çıkan kim? Biz. Bunun mücadelesini veren kim? Biz. Fındık üreticisinin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunan, onun için yürüyen, onun için mücadele eden kim? Halkın Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Madem çiftçiden açıldı bir örnek vereyim. Bakın 2006'da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçi sayısı 2.760.000 kişiydi. 761.000 kişi. 2018'de yani 2.124.000'e düşmüş. 637.000 çiftçi kayıt sisteminden silinmiş. Ekmiyor artık. Zarar ediyorum diyor. Perişan oldum diyor.
ya icrada ya kentin varoşlarında gitti aç susuz bekliyor veya bir yerlerde taşeron işçisi olarak veya bir yerlerde sigortasız olarak çalışıyor. O nedenle diyoruz ki bunların hepsine sahip çıkacağız. Hepsine. İnekleri ithal ediyorlar, yemleri ithal ediyorlar, samanı ithal ediyorlar ama tosuncuğu ihraç ediyorlar. Fakat bu ihracat bizim anladığımız anlamda ihracat değil. Televizyon ihraç edersin karşısında döviz gelir. Efendim araba ihraç edersin karşısında döviz gelir. Tosuncuk ihraç edince tosuncuk beraber paraları götürüyor. Nasıl oluyor bu? Ve bunlar diyorum ya bunların yatacak yeri yok diye. Bunlar o tosuncuk için araştırma önergesi verdik ya. Kaç kişi mağdur oldu bari? Bunların hakkını hukukunu savunalım. Onu da kabul etmediler. Tercihlerini tosuncuktan yana koydular. Halktan yana değil. Parasını kaybeden bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Hakkını hukukunu aramak istiyorsan Sermaye Piyasası Kurulu, hükümet, Tarım Bakanlığı, MASAK, Maliye Bakanlığı için dava açacaksın. Hakkını hukukunu isteyeceksin. Bakın MASAK ne demek? Mali Suçları Araştırma Kurulu. Siz 10 bin dolar gönderseniz MASAK hemen onu bankadan alır. Görür, hemen görür. Tosuncuk milleti dolandırıyor, binlerce kişi parayı yurt dışına götürüyor. Bunların haberi yok. Aslında var, seslerini çıkarmıyorlar. Malı götürsün. Neden? Bu hükümetin adı malı götüren hükümettir. Bu hükümetin adı vurguncu hükümettir. Bu hükümetlerin adı mazlumdan değil zalimden yana olan hükümetlerdir bunlar. Ceplerini düşünenlerdir bunlar. O nedenle söyleyeyim. Soygunculuk tam bunlara yakışıyor. Tam. Soyguncu deyince zaten bunların ismi akla geliyor. Değerli arkadaşlarım. Vatandaş aç. Yüz binlerce çocuğumuz yatağa aç giriyor. Ama saray öyle değil. Saray neyle besleniyor biliyor musunuz? Badem unu. Neymiş efendim? Kilo aldırmazmış. Badem unu. Kilosu 87 lira. Mercimek unu. Kilosu 15 lira. Bir kilo buğday 3 lira 75 kuruş. Vatandaşa diyor ki sen 3 lira 75 kuruşla beslen. Ben 87 liralıkla besleneceğim diyor. Çünkü ben sarayda oturuyorum diyor. Senin sarayında bassın, ahlakında bassın. Efendim, sarayın mutfağında şeker kullanılmıyormuş. Ne kullanılıyormuş? En pahalı bal kullanılıyormuş. E beyefendi balla besleniyor. Siz niye sanıyorsunuz ki bu şeker fabrikaları satılıyor? Adamın şekerle ilgisi yok ki. Şeker fabrikalarını satacak, balla beslenecek. Yarın saraydan birisi çıkar şunu söyleyebilir. Ya millet aç ekmek bulamıyor. Yandan bir hanım çıkar der ki ekmek bulamıyorlarsa badem unlu kek bulsunlar diyecek. Onunla beslensinler diyecek. Bakın bunu söyleyecekler göreceksiniz. Vatandaşın derdini bilmiyorlar vatandaşın derdini. Bunlar nasıl yaşıyor bilmiyorlar. İşsizlik nedir bilmiyorlar. Yoksulluk nedir bilmiyorlar. Evde huzur var mı yok mu bunu bilmiyorlar. Oturmuşlar saraylarına besleniyorlar. Bir elleri yağda bir elleri balda. Ahkam kesiyorlar. Vatan millet Sakarya diye. Ya memleketi sattınız siz kardeşim. Üzümünü sattınız. Buğdayını sattınız. Peynirini sattınız. Bunların tamamını dışarıdan getiriyoruz şimdi. Yazık günah değil mi? Bir dönem kendi kendine yeten bir ülke şimdi zarar ediyor. Öyle acımasızlar ki, emin olun öyle acımasızlar ki, o kadar zalimler ki, bir örnek anlatacağım size. İhsan Eli Açık, bir adalet savaşçısı, adaleti savunur. Saygın bir din bilginidir, din adamıdır. Hepimiz saygı duyarız İhsan Eli Açık'a. Der ki, bütün yeryüzü Allah için eğer ibadet edecekseniz ibadethanedir der. Ve oturur hepimize şöyle veya böyle insanlığın ne olduğunu, adaletin ne olduğunu,
bir konuşmasında şöyle söylüyor. Diyor ki sizin evde yangın çıkar. Yangını söndürürseniz bu adalet değildir. Ya nedir adalet? Sizin evinizde değil, komşuda yangın çıkar. Komşunun yangınını söndürmeye giderseniz işte o adalettir. Doğru. İşte o adalettir. İlahiyatçı yazar sevgili peygamberimiz zamanında yapılan Hendek savaşlarından söz ediyor. Bir konuşmasında. Birisi ihbar ediyor. O Hendek savaşlarından söz etmedi. Bu işte Mardin'de, Cizre'de, Sur'daki Hendeklerden söz etti diyor. Ya ahlak denen bir şey var. Savcı da bunun üzerine kalkıp diyor ki bütün yazılarından anlaşılacağı üzere, kitaplarından anlaşılacağı üzere bu o Hendek Savaşı'ndan söz etmiyor diyor. Bakın bir soru üzerine İhsan Eylül açıklıyor. Bir soru üzerine Hendek Savaşı'nı anlatmıştım. Anlattığım Hendek Savaşı'nın o dönem Şırnak, Silopi, Cizre, Sur'da kazınan hendeklerle ilişkili olduğu iddia edildi. Sanki peygamberin Medine'de yaptığı Hendek Savaşı'nı buralara benzetiyormuşum gibi. Halbuki böyle bir şey söylemedi. Ve savcı da harekete geçiyor. Hakkında 7,5 yıla yakın işte hapis cezası isteniyor. İddianame hazırlanıyor. Sevgili savcı, adaleti sen de bir gün isteyeceksin. Sen de bir gün adalet diyeceksin. Hani o askerleri, komutanları hapse atıyorlardı. Onlar adalet diye bağırıyorlardı. Gün gelecek, sen de diyeceksin. Nerede bu ülkede adalet diye. Yine onlar sana sahip çıkmayacaklar. Ben gelip diyeceğim ki bunu hakka, hukuka ve adalete uygun yargılayın diyeceğim. Hakkı, hukuku ve adaleti yine savunacağım. Bir örnek vereceğim. Özellikle Gediz Havzası'ndan gelen ve orada bizi dinleyen bütün çiftçi kardeşlerimin dikkatle dinlemesini isterim. Şubat 2010. Oturulur, bir araştırma yapılır. Aydın bölgesinde inceleme yapılır. Bilim insanları yaparlar bu incelemeyi. Rapor bu. Güzel bir rapor hazırlamışlar. 8 tane bilim insanı Şubat 2010'da hazırlanmış. Bunlar üniversitelerden gelmişler ve jeotermal kaynakların kimyasal özellikleriyle ilgili bir rapor hazırlamışlar. Arkasından 2016 yılında bu kez Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı demiş ki ya bir araştırma yapın bu doğru mudur diye. Yapmışlar, aynı sonuç var. Bunun üzerine bakanlık bir yazı çıkarıyor. Bakanlık bir yazı çıkarıyor. Yazıda 14 Ağustos 2017 tarihli. Yazıda ne dönüyor biliyor musunuz? Gediz Havzası'nda yapılan çalışmalardan, jeotermal faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği aramalarda arsenik başta olmak üzere metal ve yarı metal için yüksek konsantrasyonlara rastlandığından arsenik oranı normal değerlerin %300 oranında üzerine çıkmıştır diyor parantez içinde. Normal değerlere ulaşıncaya kadar jeotermal ve madencilik faaliyetlere izin vermeyin diyor. Bakanlık diyor. Niye izin vermeyin? Hani gerekçesine, gerekçeyi de yine yazının ikinci sayfasından okuyayım. Eğer diyor izin verirsek cilt kanseri, sinir sistemi rahatsızlıkları, dolaşım sisteminde kansızlık, kalp yetmezliği, kan kanseri ve lenf sistem kanseri, anneden bebeğe geçerek doğuştan hastalıklar, gelişmemiş bebek doğumları, akciğer kanseri, böbrek yetmezliği ve metal hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bu yatırımlara izin vermeyin diyor. Bakanlık resmen gönderiyor. Ama Aydın Valiliği diyor ki ne bakanlığı? Tıpkı Anayasa Mahkemesi'ni alt mahkeme diyor ya, ne mahkemesi diyor. Onun anayasayla falan ilgisi yok diyor. Ben onu takmıyorum diyor. Aydın Valiliği de alıyor. 1 Mart 2018 tarihinde bir ihale yapıyor. Ve veriyor bir firmaya. Firmayı ismini şimdi söylemek istemiyorum. Aydın'da bir çevre kuruluşu, Aydın Çevre ve Kültür Platformu, AYÇEP, bir basın toplantısı yapıyor. Ya bu çok sakıncalı. Bütün bu ovalar perişan olabilir. Hatta bu raporlarda diyor ki, eğer bu su uzun süre kullanılırsa
bütün arazi bir daha kullanılmamak üzere, tarımda kullanılmamak üzere yok olabilir diyor. Vali o hale güvenerek 30 gün diyor Ayçep asla basın toplantısı yapmayacak. Asla konuşmayacak. Polis basıyor, bütün evraklarını alıyor. Şimdi ben bakana sesleniyorum. O ihaleyi o vali hangi güce dayanarak verdi? Kimin gücüne dayanarak verdi? Genelgeyi sen yayınlıyorsun. Ama vali diyor ki ister bakan ol ister olma ben onu takmam. Niçin? Gücümü saraydan alırım diyor. Sen biraz konuşursan seni de görevden alırım diyor. Böyle mi? Böyle mi? Ben bunun cevabını bekliyorum. İzmir Ovası, Manisa Ovası, Aydın Ovası Türkiye'nin en verimli ovaları böyle yok edilmek isteniyor. Evet. Şimdi geliyorum bir başka konuya. Diyorlar ki %4 büyüdü. Affedersin. 7.4 büyüdü. Allah aşkına geliri artan. Ya evet büyüdük. Biz de büyüdük. Ev aldık, hane aldık. Efendim mutfağımız daha iyi oldu. Gelirimiz arttı. Diyen kaç kişi var Allah aşkına? Kaç kişi var? Gelir arttı diyorlar. Onların geliri arttı, halkın değil. Onların cüzdanı şişti. Siz borç içindesiniz. Borç batağındasınız. Bakın değerli arkadaşlar. Emeklinin aylığı arttı mı? Asgari ücret arttı mı? Memurun maaşı arttı mı? E niye artmıyor bunlar? Madem büyüme var. Ne yapıyorlar? Kendi ceplerini büyütüyorlar. Vatandaşın cebi büyümüyor. O nedenle diyoruz ki ister badem sütü iç, ister badem unuyla beslen, bu ülkenin kadınları 2019'da seni oradan aşağı indirecek kardeşim. Bir başka konuya girmek istiyorum. Bu da önemli. Bir ülkenin sanatçılar geleceğim. Bir ülkenin sanatçıları dik ve onurlu durmak zorundadırlar. Bir ülkenin sanatçıları. Bir ülkenin sanatçıları egemen güce teslim olmazlar. Bir ülkenin sanatçıları hakkı, hukuku ve adaleti savunurlar. Bir ülkenin sanatçıları zalimden yana değil, mazlumdan yana tavır alırlar ve mazlumun haklarını bütün baskılara rağmen korurlar. Bir ülkenin sanatçıları diktatörün karşısında asla ve asla boyun eğmezler. Bir ülkenin sanatçıları asla ve asla inancı kimliği ne olursa olsun kimseyi ötekileştirmezler. Bir ülkenin sanatçıları savaşı değil her zaman her ortamda dünyanın her yerinde barışı savunurlar. Neden? Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki zorunlu olmadıkça savaş cinayettir der. Bir ülkenin değerlerine ve inançlarına saygı gösterirler. Değerlerine ve inançlarına. Eğer bir ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat ettiği yemine sadık kalmıyorsa, yani namusuna ve şerefine sahip çıkmıyorsa ona sanatçı sahip çıkamaz. Anayasanın 103. maddesini okuyorum. Cumhurbaşkanlığı üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tanrısında namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ne namus kaldı ne şeref kaldı. Sanatçı denen vatandaş onun yanında seninle işin var. Afrin'de 52 şehidimiz var. 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh. Efendim davul zurna klarnet şarkılar türküler. Yahu. Bir ülkenin
bir ülkenin değeri vardır. Bakın, bırakın şehidi. Bulunduğunuz apartmanda eğer bir kişi hasta ve hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız. Gürültü yapmazsınız. Komşunun acı günüdür, evde yemek yapar oraya götürürsünüz. Onlara bir hafta 10 gün her türlü hizmeti verirsiniz. Ben merak ediyorum. Bu rezil adamlar, bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam. Sen. Sen eğer yüreğin yetiyorsa, bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar türküsünü söyle bakayım. Gücün yetiyorsa ve hala kalmışsa. Efendim diyor ki, AK Parti'nin üzerinde metal yorgunluğu vardı. Afrin'e gittik, şehitler oldu, metal yorgunluğunu ortadan kaldırdık. Ya bu milletin, bu milletin ferasetine ben güveniyorum. Türkiye'yi bu hale getiren, ve bu cümleleri kullananlara ders verecek olan bu ülkenin kadınlarıdır. O nedenle size güveniyorum. Şehidi veren sizsiniz, ağlayan sizsiniz, gözyaşı döken sizsiniz, vatan sağ olsun diyen sizsiniz, bayrağımız yücelsin diyen sizsiniz. Sefasını süren o zat, sefasını süren. Ona o sefayı yaşatmayacak olanlar da yine sizlersiniz. Burada demiştim ki, FETÖ'nün siyasi ayağı kimdir? Ya baklavacı ayağı çıktı, börekçi ayağı çıktı, esnaf ayağı çıktı, ev kadını ayağı çıktı, general paşa ayağı çıktı, vali kaymakam ayağı çıktı. Siyasi ayağı kim? Niye çıkarmıyorsunuz? O hali koyuyorlar ki siyasi ayağı çıkmasın. Ama geçen gün dedim, artık kral çıkıyor. Bir numaralı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işaret eden zattır. O zatın adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Evet, FETÖ'nün siyasi ayağının bir numaralı sanığı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buradan söylüyorum. Efendim, ben bunu söyledim diye tazminat davası açmış. Ne kadar? 250 bin lira mıydı? 250 bin liralık tazminat davası açmış. Ben de ona tazminat davası açmıştım hakaretten dolayı. Kaç lira? 5 para. 5 paralık açtım. Neden? Değeri 5 para. Beş paralık tazminat davası. Eskiden milyonluk tazminat davaları açıyordu. Seviniyordum ya, demek ki 1 milyonluk bir şey var yani. Şimdi değeri düşürmüş. Ben buradan sesleniyorum. Sen bırak bu numaraları. Sen benim hakkımda dava açmak istiyorsan suç duyurusunda bulunacaksın kardeşim, suç duyurusunda. Ben o mahkemeye gideceğim, senin bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökeceğim. Sinop doğasına sahip çıkıyor. Mersin doğasına sahip çıkıyor. Sizin yanınızdayız. O dilekçenin altında benim de imzam var. Karşıyım ben de. Doğru değildir. Üstelik bunun kaça ihale edildiği de belli değildir. Şimdi. Şeker vatandır. Vatan satılmaz. Anlaştık değil mi? Şeker vatandır. Vatan satılmaz. Bu cumartesi. Vatan satılmaz.
Çorum'da miting yapacağız. Herkesi, hiçbir siyasi fark gözetmeden herkesi mitinge bekliyoruz. Herkesi. Sadece Türk bayraklarıyla geleceksiniz. Parti bayrağı istemiyoruz. Çünkü şeker vatandır, vatan satılmaz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bir arada olacağız. Şekere de, şeker işçisine de, çiftçiye de hep beraber sahip çıkacağız. Bu ülkenin kadınları, son sözüm size. Bayrağınıza, vatanınıza, evladınıza sahip çıktığınız gibi bu ülkenin demokrasisine de sahip çıkacaksınız. 2019'da bütün dünyaya bir demokrasi müjdesi vereceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Birleşimi kapatıyorum.